Manşet hoş geldiniz. Ah geçen yıllar yok Tansu Çiller için yazmadım. Ama gerçekten sarışın güzel kadındı. Ben muhabir olarak onu e, yıllarca takip ettim. Seçim gezilerinde takip ettim. E, başbakanken, başbakan yardımcısıyken, kabinedeyken biliyorum. E, böyle bir etkileyiciliği vardı. Yani bir aurası vardı. Yavuz Gökmen e, o ismi takmıştı. Rahmetli oldu şimdi. Hürriyette yazıyordu. Yavuz Gökmen. Sarışın güzel saçlı kadın, daha doğrusu sarışın güzel kadın şeyiyle hep bahsederdi Tansu Çiller'den bahsederken. Şimdi Tansu niye gündemde? Yani Cavit Çağlar'ın anıları yayımlandı. Cavit Çağlar anılarında keşke 15 Temmuz'a ilişkin de bir şeyler söyleseydi bilmiyorum. Kitabını okumadım ama kitaptan yansıyan bazı pasajlar bir döneme ışık tutuyor. Ama bunu siz 30 sene sonra öğreniyorsunuz. İşte bugün yaşananları da kimi gerçekleri 20 sene sonra 30 sene sonra öğrenmenin bir yararı yok. Tıpkı Tansu Çiller'le ilgili gerçekleri bugün öğrenmenin bir yararı olmadığı gibi. Kitapta çok enteresan satırlar var. Tansu Çiller'le Cavit Çağlar yan yana kabinedeler. Ve e, ekonomi ekonomiyle elbette her ikisi de ilgili memur maaşlarına zam yap şey memur maaşlarını ödemeyeceğim ben diyor kadın. <laughs> Hatta diyor 6 ay ödemeyelim diyor. Yani Hatta bu ay değil 6 ay almasınlar. Ülkeyi mahveden onlar diyor. Enflasyonla mücadele ediyor ya. Ya memur maaşlarını ödemezsek bizi katlederler. Tarihte patrona Halil İsyan'ı var. Onu bilir misin filan diye Cavit Çağlar durumu anlayamıyor. Yani para başındaki e, şey e, Tansu Çiller e, İnanılmaz bir şekilde o ay ve ondan sonraki 6 ay boyunca memur maaşlarını ödememeyi öneriyor. Durumu kurtarmak için. Cavit Çağlar Demirel'e gidiyor, geliyor, araya birileri giriyor. İkna olmuyor kadın. Sonra bizi astıracak mısın diyor. İmzala şu kağıdı diyor filan. En son Tansuçiler ağlamaya başlıyor. Benim kadın olduğumu nasıl unutursun? Bana böyle muamele edemezsin. Ya o da diyor ki mesele kadın erkek meselesi değil devlet meselesi. Aynı gemideyiz. batarız diyor yani. Sonra e, Demirel makamına çağırıyor çilleri ve kağıt imzalatılıyor. Memurlar da ay maaş alıyor. Böyle acayip bir durum. Yani hiç böyle bir şey işitmedim. Geriye doğru bütün anıları okudum. Olan biteni biliyorum içinde de yaşadık ama e, yani gerçekten ben de kulaklarıma inanamadım. Yakınen takip eden bir muhabir olarak. O dönem kabineyi. E, yani bunu niye şimdi anlatıyorsun? Bir de o var. Yani işte bazı şeylerin 20 yıl 30 yıl sonra ortaya çıkmasının bir yararı yok. Yani hayıflanmanın da bir yararı yok. Ne yapabilirsin şu anda? Tansu Çiller sekslerine gelmiş bir kadın. Yani bunun hesabını verecek hali yok. Geçmiş gitmiş bir konu. Fakat Gürcan Dağdaş'ın, o da kabinede aynı dönem. Onun bu konuyu alıntılayıp, adeta teyit edip bir Tansu Çiller analizi var ki o da okunmalı. Bu dikkatinizden kaçmıştır zannediyorum. Bakanlar Kurulu toplantılarının ardından kendi kendimle konuştuğum, konuşur bulurdum kendimi diyor. Çünkü her Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Tansu Çiller artık nasıl bir performans gösteriyorsa herkes afallıyor. Bu nasıl akademik kariyer edinmiş, nasıl başbakan olmuş, nasıl siyaset zeminine girebilmiş diye. Ne devleti bilir, ne milleti bilir, ne Türkiye'yi bilir. Bir tane böyle sözüne şahit olmadım diyor. Bu tipler bitmedi gitti, sayıları çoğalarak bugünlere geldik, memleket battı demiş. Gürcan Dağdaş, evet. Cavit Çağlar kadar Gürcan Dağdaş'ın da tanıklığı önemli ama Çağlar e, kitabında bahsediyor mu gerçekten bilmiyorum bakmak lazım. Fakat Çağlar'ın o Rus uçağının düşürülmesinden sonra Türkiye ile Rusya'nın arasını bulduğunu anlatıyor. Tamam fakat e, Putin ve Sayın Cumhurbaşkanımız olmasaydı uça, uçak krizi aşılamazdı açı, diyor Habertürk'e verdiği 2017 yılındaki bir söyleşide ve 15 Temmuz'un akıbeti çok farklı olabilirdi diyor. Acaba buna bir açıklık getirdi mi? Keşke getirse. Yani kimse sormuyor tabii. Uçak kriziyle 8 ay sonraki uçak krizinden 8 ay sonraki 15 Temmuz 2016 darbe girişimi arasında nasıl bir ilişki var? Çağlar e, acaba Putin'in 15 Temmuz kozunu katlayıp cebine koymasını mı sağladı? Putin de bir 15 Temmuz kozu vardı. Putin'de 15 Temmuz'la ilgili Erdoğan'ı mahvedecek bilgiler vardı. Ve sağladığı uzlaşıyla buna da mı engel oldu? Yoksa Putin bunları ifşa ederdi ve Erdoğan zor durumda kalırdı. Bilmiyoruz. O arada Putin'in seçimleri var. Üç gün devam edecek seçimler. Seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor tabii. Rusya'da seçim günü hiç kimse Putin'in rakiplerini bile bilmiyor. Türkiye'ye dönelim. Simit zamlarına bakanlık el attı. Şimdi gazetenin haberi veriş biçimine bilen bakar mısınız? Yani bütün gazetelerde böyle hepsi hükümet yanlısı zaten. Ve yani simit zamları öyle bir yere gitmişti ki bakanlık artık el attı. İyi ki de el attı falan gibi bir başlık bu. Yani Türkçesini tefsirini yapmama, mealini vermeme gerek yok. Şimdi diyebilirsiniz ki yani simit fiyatları da devlet kontrolünde her şey devlet kontrolünde kira artışları böyle bir şey olabilir mi tam bir demir perde ülkesi evet öyle bir görüntü var ve olmaz işin normali o ee, ancak e, Hayri Kozanoğlu farklı bir şey dikkat çekiyor diyor ki buna diyor yanlış bir karar denemez ama bu Türkiye'nin hızla yoksullaştığının ekmeğin simitin açlığı önlemede belirleyici olduğunun itirafı Mısır Lübnan gibi ülkelerde ekmek bu rolü oynar ve devlet tarafından sübvanse edilir Türkiye işte bu duruma düşmüştür diyor yani bir fotoğraf çekmiş ve durumun fotoğraf açısından önemli. Tek başına ya böyle bir şey olabilir mi? Yanlış bir karar demeden önce bu noktayı düşünmekte yarar var. Türkiye halkının büyük bir bölümü yarıdan çoğu karnını ekmekle doyuruyor, simitle doyuruyor, unla doyuruyor, buğdayla doyuruyor. Besleyici özelliği vardır yoktur ayrı bir konu. Telefonumun ekranından ekran görüntüsü çektim getirdim bakıyorum. Dolar 32 liraya açtı. açtı pound İngiliz sterlini 41 liranın üzerinde yayından hemen önce çektim. Euro 35 liranın üzerinde. Gündem bu. Ve tutulamıyor. İşte yıl sonu dolar tahmini 40 liraymış da şuymuş buymuş. Bilemiyoruz göreceğiz yani. Fakat Margaret Thatcher'ın şu sözünü önemsiyorum. Yukarıda İngilizcesi var biraz daha geniş aşağıda. 1979 1990 tarihler arasında İngiltere Başbakanlığı yaptı. 2013 yılına kadar da yaşadı. Mesele çalışıp kazandığınız paranın ne kadarını devlete vereceğiniz, ne kadarını çoluk çocuğunuza, ailenize harcayacağınızdır. Kamunun parası diye bir şey yoktur. Bütün para vatandaşın parasıdır. İşte Türkiye'de bu denge şaşmış durumda. Ve Türkiye'nin bu dengeyi uzun yıllar toparlaması mümkün olmayacak. Bugün harekete çıksan bile halk acı reçeteyi acı reçeteyle karşılaşacak halkın üzerinden bu geçecek. Çok üzgünüm ama bu böyle. Öyle sabahtan akşama sihirli değneği falan yok bunun. Rusya'da böyle oldu 1991'den sonra. Hemen her yerde durum bu. En az 6 yıl, 7 yıl, 8 yıl sürüyor durumunuza göre. En az toparlanmanız veya toparlanma yoluna girmeniz. Maalesef. Canan Kaya parşetmiş. Ailemin sırtında bir kambur olup asalak gibi yaşamaya çalıştım hayallerimden vazgeçmeye zorlandım ailemden özür dilerim bu bir intihar notu maalesef 25 yaşındaki genç bir kadın metro raylarına atarak kendini öldürmüş tabir gelince tabir yerindeyse ve cep telefonundan çıkan intihar notunda bunlar yazıyormuş özgürlük önemli benim de epeydir üzerinde düşündüğüm ve daha henüz sonuçlandırmadığım bir tezdir bu. Kişisel özgürlük çok önemli ama kişisel özgürlük kadar insanların hayal kurmasına izin veren bir hayatı da temin etmeniz vermeniz gerekiyor. Türkiye'den çıkmadan birkaç ay önce. Boğaz kenarında yürüyoruz. Ya işte şu ev satılıkmış kaç para diye yanımdakine sordum. Yanımdaki de hayır ol almayı mı düşünüyorsun falan dedi. Dedim ki ben bu ülkede hayal kurmayı bıraktım. Ve ondan sonra çıktım zaten. Bu önemli. Yani benim çıkış nedenlerimde temel nedenlerden biri buydu. Kişisel özgürlük kadar kişinin hayal kurması. Hayallerini elinden aldığınızda işte sonuç. Bakın bu dramdır esasen. Diyeceksiniz ki bu grafik ne? İngilizce bir takım kelimeler yazıyor. Söyleyeyim bu. Kelimenin tam anlamıyla en zengin yüzde birin Avrupa, Rusya ve Türkiye'de var. En zengin yüzde birin elinde ne kadar servet var? Onun haritası. Biraz daha yaklaşayım bakın. En zengin yüzde birin elinde İskandinav ülkelerinde 27, 35, 25. İngiltere'de yüzde 20. Fransa'da 21. En düşük Belçika %13. Portek Portekiz %19. En zengin %1'in elindeki servet. Rusya'ya bakın %56. En zengin yüzde birin, en zengin yüzde bir yüzde serveti kontrol ediyor. Türkiye'ye bakın, en zengin yüzde bir yaklaşık %40 serveti kontrol ediyor. Durum bu. Onun için bunun öyle hemen sabahtan akşama toparlanacağını kimse düşünmesin, öngörmesin. Soyut Sefa enteresan bir tweet atmış. E, Erdoğan sonrasına felç geçirir veya ölürse diye hazırlıklar başladı diye var bu ne zamandır ama B planı yapamıyorlar. Süleyman Soylu AKP'den ayrılırsa şaşırmayın çünkü Soylu biliyor ki Erdoğan'dan sonra bile kendisine AKP'de yer yok. Başka siyasi oluşumların da harekete geçtiğine dair duyumlar alıyoruz. Bir Nisan'dan sonra bir takım hareketlenmeler olacak şu cephede veya bu cephede. Bu elbette Erdoğan sonrasına veya 2028'e hazırlık olacak. Önümüzdeki 4 yılı da böyle geçireceğiz anlaşılıyor ve mevcut muhalefetten de ümit kesildiği için böyle. Fakat Erdoğan sonrasına dair ne hazırlık yaparsanız yapın Erdoğan'dan sonrası yok. Yani ne bir ikinci Erdoğan var ne bir yarım Erdoğan var yok. Yani her iki cephenin de her üç cephenin de her dört cephenin de onun gibi bulab kullanışlı bulabileceği ve işte dünyanın da hemen her şeyi yaptırabileceği bir figür yok ve ülkeyi getirdiği işte hukuk, demokrasi, ekonomi, bilmem ne liginde, basın hürriyeti liginde, getirdiği yer yönüyle. Türkiye'ye yapılabilecek kötülükler yönüyle veya Türkiye'nin Türkiye'nin yetiştirdiği insanlara yapılabilecek kötülükler yönüyle. Yok bir alternatifi. Olmaması iyidir. Ama Erdoğan'dan sonrasını düşünenlerin onun yerine geçmeyi veya onun düzenini sürdürmeyi falan hayal edenlerin hevesleri kursaklarında kalacak gibi düşünüyorum. Ha Türkiye'nin iki yakası bir araya öyle hemen bir senede, üç senede, beş senede gelmeyecek. Bu uzun yıllar alacak bir şey. Ama dediğim gibi Erdoğan'dan sonrası yok bana göre. Ne şekilde hayatı sonlanırsa veya iktidarı sonlanırsa sonlansın. Bakın yani Türkiye'de bunlar konuşulmuyor. İşte herkes adaleti kendine göre yontuyor, adaleti kendine göre Kritik ediyor veya kendisiyle alakalı bir karar söz konusu olduğunda e, konuşuyor. Diğerlerini görmezden geliyor. Yani işte Birleşmiş Milletler'den bir karar geliyor. Kendi arkadaşları söz konusuysa manşette. Ahim'den bir karar geliyor. Kendi arkadaşları söz konusuysa manşette. Başkasıyla ilgili karar görmezden geliyor. Veya ne bileyim aleyhinde bir şeyler çiziktiriyor hatta. Sen nasıl böyle karar verebilirsin diye. Yani bunları gördük yaşadık. Avukat Büşra Şimşek Ünal paylaşmış ki resimde en soldaki ismin kızı Yakup Şimşek 8 yıllık yargılama nihayet buldu. 6 yıl 7 ayını Silivri hapishanesinde tutuklu geçiren babam Yakup Şimşek 2018'de ağırlaştırılmış müebbet hapis, 2020'de 11 yıl 3 ay hapis ve 2024'te beraat aldı. Sevinsek mi ağlasak mı cinsinden bir duygu? Ah ki geçen yıllar diyor ki bana KC'yi yazdıran bu oldu. Fotoğrafta Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı ve Nazlıcak da görülüyor. Bir duruşmanın bitiminde çekilmiş bir kare. O sırada korsan bir kare bu ama tarihe geçmiş bir karedir. Hemen hepsi tutuklandılar, evlerinden alındılar, yıllarca özgürlüklerinden oldular ve sonra da beraat ettirildiler. Takipsizlik verildi, ahimden döndü, şu oldu bu oldu. Ah ki geçen yıllar, evet gidenin yerine yenisini koyamazsınız. Milyon euro tazminat da verseniz bir Mehmet Altan'ın, Nazlı Can, Fevza Yazıcı'nın, Yakup Şimşek'in giden 6 yılını, 7 yılını, 8 yılını geri getiremezsiniz. Bunun tazminatı değildir. 1 milyon euro da değildir, 10 milyon euro da değildir. Kaybedilen moral, kaybedilen sağlık, geçen telafisi olmayan zaman. Hiçbir biçimde. Kürt Siyasal Mahallesi'nde hareketlilik var. Dem Parti'den bahsetmiyorum ama Dem Parti için Leyla Zan'a sahaya iniyormuş önce Kürt meselesinin çözümü ve barış konferansına katılacakmış IHD'nin düzenlediği 16-17 Mart'ta. Sonra da 21 Mart'ta Diyarbakır'daki Nevruza katılacakmış. 8 yıldır kamuya açık hiçbir toplantıya katılmayan Leyla Zana bir şeyler var geliyor ki Diyarbakır Nevruzuna atıfta bulunan bir diğer isimde PKK yürütme komitesi üyesi Murat Karayılan Fırat Haber Ajansı'na konuşmuş ve "Nevruz'da bir müjde vereceğiz." diyor yazılı bir açıklamayla duyuracağız ve bu müjde mücadelemizin yükseltilmesinde önemli rolü olan bir araç olacaktır diyor. Ne oldu merak konusu ama bekleyip göreceğiz. İsrail'le bağlayalım. Netanyahu, İsrail'de artık kelimelere sığmayan, sözün bittiği bir noktadayız. Çok sevimli bir kelime değil bu ama yani dünyanın gözü önünde ve dünyanın izni onayıyla bütün dünyanın sadece batısı doğusu orta doğusu değil hepsinin izni ve onayıyla İsrail bir etnik temizlik götürüyor bir soykırım da diyebilirsiniz bir süpürme harekatı diyebilirsiniz Gazze'yi insansızlaştırma Filistin Filistinlilerden arındırma diyebilirsiniz. E, hepsini şeye e, iteledi refah sınır kapısına ve orada bir buçuk milyon belki biraz daha üzerinde Filistinli yığıldı nereye gideceklerini de bilmiyorlar açlık var yarım milyon Filistinli açlıkla karşı karşıya Amerika bir yerden bir yandan paraşütle onlara yardım atarken öbür taraftan İsrail'e silah satmaya devam ediyor acayip bir çelişki refaha girmemizi engelleyen uluslararası bir baskı var diyor hayır öyle bir şey yok e, bu baskıyı reddediyorum diyor olsa görürdük yok böyle bir baskı sadece lafta Tamam mı? Oyalama taktikleri. Refaha gireceğiz ve Hamas savaşçılarını ortadan kaldırma misyonumuzu tamamlayacağız. Kafa sesine ve meali ne? Ben size onu detaylı olarak yazdım. Baskı falan yok. Yani olsa Rusya'da olduğu gibi yaptırım falan söz konusu olurdu. Rusya'nın Kırım'ı ilhakında veya Ukrayna'ya girişinde hemen derhal Avrupa Birliği ve dünyanın, Amerika'nın falan yaptırımları geldi. Burada konuşulmuyor bile. Arap Birliği, Türkiye, çevre ülkeler de herhangi bir yaptırım uygulamıyor. İşte e, Hamas derken Hamas savaşçılarını ortadan kaldıracağız derken mesele o değil. Mesele bütün Gazze'yi ortadan kaldırmak. Orada Filistin varlığına son vermek, tümüyle kontrol altına almak ve oraya Yahudi yerleşimcilerini yerleştirmek. Gazze bitmiştir. Yani şu anda gidişat o ve bir daha Filistinlilerin yurduna döneceği yok. Yoktur. Dünya da bunu seyrediyor. Ayrıca Amerika'ya işte uluslararası baskı var falan. Amerika'ya veya dünyaya meydan okuduğu falan da yok. Amerika, Blinken, Joe Biden falan ustaca zaman kazanıyorlar. Seçim yatırımı yapma veya işte paraşütle yardım atarak falan şirinlik yapmaya çalışıyorlar. Anthony Blinken denilen kişi, Amerika Dışişleri Bakanı hemen her gün bugünü de atlattık. Hadi bakalım yarın neyle karşılaşacağız acaba? Yani yarın öbür gün 10 yıl 20 yıl sonra başta da söyledim ya çıkan anıların veya yapılacak belgesellerin bir önemi yok. Bunların hepsi ortaya çıkar kapalı kapılar ardında yürüyün diyorlar. Arkada da toplumu oyalama işini üstlenmiş durumdalar. Anthony Blinken denen kişi bu. 5 aydır 6 aydır toplumu oyalama. Aman zirveler yapıyorum. Türkiye'ye gittim, Mısır'a gittim, Ürdün'e gittim. Aman işte tura çıktım. Üçüncü tur, dördüncü tur. Yaptığı bu. Yaptığı bir taraftan yürü derken arka tarafta da dünyayı oyalama. Laflarla. Fiili bir icraat yok yani. Dolayısıyla Netanyahu bu konuda eli rahat yürüyor. Bir yere ayrılmayın inatla noktalıyoruz haftayı. İyi hafta sonları demeden inatta bahsettiğim şeyler var, bahsetmediğim şeyler var. Ne bileyim bir takım dedikodular var, bir takım hicivler var. inatla bir gülümseme bırakabilirsek ne mutlu. Herkese iyi hafta sonları. Pazartesi tekrar buluşmak umuduyla.